Artı Gerçeğin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Artı TV programcısı Dilek Dindar ve Artı Gerçek yazarı Koray Düzgören'le Ege'li maden işçilerinin mücadelesini, bu mücadelenin siyasi muhalefet açısından anlamını ayrıntılı bir şekilde ele aldık, değerlendirdik. Şimdi iki Skype bağlantımız daha olacak. Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik ve Artı Gerçek yazarı Armağan Kargılı bizde olacak. Bahar merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Armağan merhaba. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bahar, bu hafta içinde Diyarbakır'da iki önemli olay oldu. İlki 5 yıl önce katledilen avukat Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı'ydı aynı zamanda. Onun katil sanıklarının duruşması başladı. Hemen ardından HDP'nin Diyarbakır il binası ve Yenişehir ilçelerinden Yenişehir ilçe binasına güvenlik kuvvetleri tarafından baskın yapıldı. Eş başkanlar gözaltına alındı. Sen Artı TV Diyarbakır temsilcisi olarak bu hafta yoruldun tabii ama sürekli yoruluyoruz zaten. Bu iki olayı da yakından izledin, sahada izledin. Zaten hafta içinde de haber bültenlerine gerek haberlerini geçtin, gerekse olayla ilgili ve bilgili kişilerin görüşlerini yansıttın. Bu iki konuyu biraz ayrıntılı bir şekilde ele alacağız şimdi. Önce Tahir Elçi'nin katil sanıkları duruşması ama önce bir VTR'miz var, onu izleyelim. Sonra sorularıma cevap verirsen sevinirim. Önümüzde kapı ve duvar olmuş bir yargı sistemi var. Tahir Elçi'nin vicdanlı görev ahlakıyla çalışacak yetkililerin günün birinde çıkıp katili adaletin eline teslim edeceği yönündeki umutlarımı kaybetmeden bekleyeceğim. Bahar, önce biraz geriye gidelim. 5 yıl önce Tahir Elçi'nin vurulma gününe gidelim. Nerede vuruldu? Nasıl vuruldu? Bir de az çok herkesin cevabını bildiği soruya da yanıt verebilirsen iyi olur. Neden vuruldu? Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Tahir Sulu ilçesinde bir basın açıklaması yaptı ve o dönemde Sulu'da çatışmalar yaşanıyordu. Ve tarihi eserlere kurşun sıkılmasına karşı, çatışmaların son bulmasına karşı bir basın açıklaması yapmıştı. Dört ayaklı minarenin önünde açıklamanın hemen ardından silahlı saldırı sonucu öldürüldü. O dört ayaklı minare, ayakları kurşunlanan minarenin önünde yere serildi. Kameraların önünde işlendi bu cinayet. Tabii olay yeri incelemesi her defasında yapılamadı. Çatışmalar gerekçe gösterildi. 111 gün sonra orada bir olay yeri incelemesi yapıldı. Ancak zaten çatışmalarda yaşandığı için bir delil de toplanamadı. Arada sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Arada tekrar verildi. Tabii neler oldu? Orada mermi çekirdeği bulunamadı. O caddeye bakan kamera kayıtlarına rastlanamadı. Özellikle Tahir Elçi'nin vurulduğu yöne bakan iş yeri kameralarındaki kayıtlar bulunamadı. Polislere ait kameralarda bazı saniyeler ki çok önemli dakikalardı belki de önemli anlardı. O anlara ait görüntülere rastlanılamadı. Ve 4,5 yılın ardından belki de en çok da aslında hem Tahir Elçi'nin avukatları ve ailesinin avukatları ve Diyarbakır Barosu'nun mücadelesi sonucunda 3 faile ulaşılabildi. O da Londra Üniversitesi'nin
Adli Mimarlar Bölümünün yaptığı bir rapor sonucunda ne denildi bu raporda? Tahir Elçi'ye doğru ateş açan 3 polisten birinin vurduğu yönündeydi. Ama iddianamede polislerin yanı sıra bir de PKK'lı olduğu belirtilen Uğur Yakışır da vardı. Uğur Yakışır tabii 4,5 yılın ardından da bir iddianame hazırlandığını belirtelim ki bu süre zarfında avukatların ve ailenin yaptığı tüm talepler her defasında ya reddedilmiş, çünkü iddianameye baktığımız zaman sayısızca talep var. Elçi ailesi talepte bulunuyor, Diyarbakır Barosu bulunuyor. Savcı bu talepleri istiyor çoğu zaman, mahkeme reddediyor, nöbetçi hakim reddediyor. Polislerin dinlenmesi yönündeki talep hakim tarafından reddediliyor. İhbarlar geliyor, incelenmiyor. Aslında yargılama aşamasında gördüğümüz o sahneler soruşturma dosyalarındaki o taleplerin reddedilmesinde de yansıyor. Yani faili bulmaya dair herhangi bir adım atılmadığını o iddianame eklerinde görebiliyoruz. Tabii 4,5 yılın ardından bir iddianame hazırlandı. Karışık bir iddianame. Hem polislerin Tahir Elçi'yi vurduğu söyleniyor, hem örgüt mensubunun vurduğu söyleniyor. Ama kamera kayıtlarında o Tahir Elçi'nin bulunduğu sokağa koşan iki kişinin, militan olduğu belirtilen iki kişinin ateş açmadığı görülüyor. Sadece oradaki 3 polisin o yöne doğru ateş açtığı görülüyordu. Böyle bir iddianameyle karşı karşıya kaldı aile ve avukatlar. Bahar, bir şey sorabilir miyim? Gerçi yani konuyla ilgilenen herhalde herkes Tahir Elçi'nin sıradan bir avukat, herhangi bir avukat olmadığını biliyordu. Çünkü Tahir Elçi aynı zamanda bir insan hakları aktivistiydi. Üstelik kendi mesleğinde Kürt bölgesinde işlenen cinayetler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, bütün bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek düzeyde konuyla yakından ilgilenen bir avukattı. Bu cinayetten önce Tahir Elçi'ye yönelik tehdit veya benzeri durumlar olmuş muydu? Onları da bir hatırlatsak iyi olur. Tabii ki. Aslında Roboski davası, Çitem davaları, birçok köy yakmaları, 90'lı yıllarda köy yakmaları olmak üzere birçok davada faili meşhule gidenlerin yakınlarının avukatlığını yaptı. Ahime taşıdı bu davaları, Türkiye'yi mahkum etti ve ölmeden önce de CNN Türk'teki programda yaptığı o açıklamadan kaynaklı da tehditler gözaltına tehdit da edildi. Soruşturma açıldı. Gözaltına alındı. Evet. Hakkında bir soruşturma açıldı. Gözaltına alındı. Aslında ölmeden önce de böyle bir olayın böyle bir arka planı vardı. PKK terör örgütü değildir dediği için de adeta linç edildi. Basında manşetler atıldı. Hakaretlere maruz kaldı. Böyle bir durum da yaşandı aslında. O yüzden aslında avukatların da belki de söylediği şey sadece bu cinayet orada işlenen bir cinayet değil. Bunun arka planı var. Bunun da araştırılması gerekir denildi. Ama ne yazık ki bu da olmadı. Peki duruşmadan ne yaşandı? Ona da gelelim. Ben sana göndermemiştim soruları ama sırada o vardı hakikaten. Okuyayım. Peki gelelim bu haftaya. Adliye ve çevresindeki genel hava nasıldı? Kimler girebildi duruşma salonuna? İçeride ortam nasıldı? Adliyeye gider gitmez aslında çok yoğun bir güvenlik önlemiyle karşı karşıya kaldık. Polis bariyerleri adliyenin önünü kapatmıştı. Hem dışarıda hem adliye koridorlarında çok yoğun bir güvenlik. Güvenlik ekranları da yansıdı galiba. Evet. Bahar düştü galiba. Evet, Bahar bağlanana kadar devam edelim. Büyük bir ihtimalle sen de okumuşsundur, tanımışsındır da Tahir Elçi'yi. Tahir Elçi'yi bir şekilde Hrant Dink'e benzetirler. Hmm. Çok da basit bir sebebi var. Her ikisi de inandıkları dava, doğru olduklarını davayı çok ikna edici bir şekilde, çok sağlam bir şekilde dosta düşmana çok iyi açıklayan insanlardı. Yani Hrant olsun, Tahir Elçi olsun televizyonda konuştuğu zaman herkesin başını çevirip ya bu adam ne diyor
ilginç şeyler söylüyor, doğru şeyler söylüyor diyecek adamlardı. Dolayısıyla belirli kesimler için tehlikeli bir tehlike arz ediyordu. Yani o Ahmet Hakan'ın söylediği terör örgütü müdür değil midir? O ikincil, üçüncül derecede büyük bir ihtimalle. Esas niteliği Tahir Elçi'nin bence akil adam, heyecanlanmadan doğru bildiği şeyleri doğru bir şekilde anlatması ve çok çeşitli çevrelerde rakipleri yahut da karşıtları dahil herkesin saygı gösterdiği bir insan olması önemli. Değil mi? Şimdi hani alanda gazetecilik yapıp aynı zamanda dosyayla uğraşan bir gazetecinin, yani bölgeyi de takip eden bir gazetecinin Tahir Elçi'yi tanıyıp Tahir abi dememesi mümkün değildir yani. Çok doğru söylediğin, evet, Hrant Dink'e benzeyen yönleri oldukça fazlaydı. Yani bir kere bu coğrafyanın insanıydı Tahir Elçi ve sahici bir insandı. Bu sahici lafı da önemli. Bu çok önemli kıldı zaten onu. Biz şunu gördük, yani bu bir kariyer aşkı değildi, bu bir insan hakları aşkıydı. Tahir Elçi'de görünen buydu. Yani bir şeyi çözme ve insanın önde olduğunu, insanın haklara sahip olduğunu gösterme arzusuydu. Ve zaten kendisi de söylüyordu. Yani bizim gibi insanların yatağında öldüğü çok sık görülmemiştir diye ifade ediyordu. Sonuçta da böyle oldu. Bahar'ın söylediği arka plan çok önemlidir bence. Yani o 2015... Evet, Bahar da gelmiş. Bahar da Arman da alıyoruz ekrana. 2015 yılındaki o çatışmalı dönem, seçim sürecinde 7 Haziran 1 Kasım döneminde yaşananlar ve insanların hedef gösterilmeleri, sonra bu hedef gösterilme üzerinden dönüp kaypaklık yapmalar çok meşhurdu ve Tahir Elçi'nin de başına geleceğini aşağı yukarı bunları kestiriyorduk. Geçtiğimiz günlerde, yani 2 gün önce aslında Can Dündar internet üzerinden, Twitter üzerinden Tahir Elçi ile ve kendi hikayesiyle ilgili bir şey anlattı. Oğlu üzerinden, çok önemli bu. Ege babasını ziyarete gittiğinde Silivri'de Tahir Elçi yeni ölmüş. Kızı Feryat Figan bağırıyor ve şunu söylüyor: ya en azından cezaevindesin baba diyor. Yani bu işlerin Türkiye'de buraya geleceği belliydi. Evet. Bu insanlar çok önemliydiler, hak savunucuydular ve 5 sene sonra aslında davanın başlamış olması da bize önemli bir şeyi gösteriyor. Bir olumsuzluğu yani, gösteriyor. Tabii değil ki. Ve şunu da ilave edeyim, hemen bari şey yapacağım. Aslında bu böyle büyük davalar dünyanın farklı yerlerinde de hep yıllar sonra başlıyor. Ama yıllar sonra geldiğimiz noktada artık çözülmüş olarak başlıyor. Bahar sözünü etti. Bugün 3 polis, biri ihraç edilmiş. 2 seneyle yargılanıyorlar. Bir bilmediğimiz PKK olduğunu söyledikleri Uğur Yakışır var. Ama bu dosyadan bu haliyle bir şey çıkmayacağını zaten mahkemedeki pandemi önlemlerinde de Bahar'ı izlerken gördük, evet, biz. Bahar, tam güvenlik önlemlerinden bahsediyordun. Tabii güvenlik önleminin bizim yayınla alakası yok. Orada kesilmişti. Neydi adliyenin çevresindeki ve duruşma salonunun içindeki genel hava, edindiğim bilgi, izlenim? Tabii ki dediğim gibi polis bariyerleriyle adliyenin önü kapatılmıştı ki ilk defa böyle bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Çünkü daha önce de duruşmalara gidiyorduk biz. Güvenlik güçlerinin, kamu kolluk güçlerinin sanık olduğu davalarda zırhlı araçlar olurdu ama böyle bir güvenlik önlemi olmazdı. Tomalar vardı, zırhlı araçlar çekilmişti. Adliye koridorunda amirler koşuşturuyordu. Çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla adliye koridorundaydı. Böyle bir hava vardı orada. Aslında baktığımız zaman herhalde biz giremeyeceğiz. Polisleri alırlarsa bu kadar polisi, bize zaten yer kalmaz diye düşünüyorduk ki zaten bizi de almadılar. Gazetecileri de gazeteciler olarak bir liste hazırladık ve Diyarbakır Bora Başkanı'na sunduk, mahkemeye göstermesi gerekiyordu. Ancak liste alındı, mahkeme başkanına gösterildi ve bizi almayıp daha çok ana akım medyayı, iktidar yanlısı basını içeriye aldılar. Biz de duruşma salonunun dışında o koridorda bekledik ve dışarıdan
avukatların attığı tweetlerle aslında bir yayın yapmaya çalıştık. Duruşma salonunda ne oluyor oradan takip etmeye çalıştık. Ne oldu orada? 5 yıl sonucunda aslında avukatların hala bir adalet umudu vardı. Ailenin de vardı ama orada yaptıkları tüm taleplerin reddedildiğini gördüler. Neydi bu talepler? Öncelikle biri ihraç, 3 polisin duruşma salonunda hazır edilmesi. Segbis'te çünkü ifade verdiler. Malatya'dan, Elazığ ve Hatay'dan ses ve görüntülü bilişim sistemiyle katıldılar ve yanlarında hakim de yoktu. Avukatlar şunu söylüyorlar aslında, 49 inç bir ekran dörde bölünmüştü, 3 sanık ve bizim mahkeme salonu gözüküyordu. Küçücük bir ekranda biz onların sanık olup olmadığını bile anlayamadık dediler ve yanlarında hakim de yok ki onların gerçekten iddianamede belirtilen sanıklar olup olmadığını da bilmiyoruz diyerek buna karşı çıktılar ve duruşma salonunda hazır edilmesini istediler. Çapraz sorguya alabilelim ve söylediği hiçbir şeyi biz duyamıyoruz dediler. Yanında bir hakim bulunma talepleri de reddedildi. Bunun üzerine barodan birini yollayalım dediler. O da reddedildi. Müdahillik talepleri ise sanık savunmalarından sonra alacağız diyor mahkeme başkanı. Buna avukatlar itiraz ediyor. Buna itirazın ardından da avukatlara söz hakkı verilmeden konuşursanız sizi mahkeme salonundan dışarı atarız gibi bir tehditle karşı karşıya kalıyor avukatlar ve yine Türkan Elçi'ye de aynı şekilde. Türkan Elçi o biraz önce gösterdiğimiz o dilekçesini okudu. Aslında onu mahkemede okumak istiyordu ve izin bile verilmedi. Orada. Dışarıda okumak zorunda kaldı. Evet. Evet, dışarıda okumak zorunda kaldı. Ve 5 yılın ardından aslında Türkan Elçi'ye söz verilmeyen, avukatlara söz verilmeyen ve talepleri reddedilen bir yargıyla karşı karşıya. Duruşma yaptık demek için yapılmış bir duruşma ama hukukun hiçbir kuralına uyulmamış senin anlattığın kadarıyla. Peki Bahar, Tahir Elçi sadece Diyarbakır'da değil, aslında hakla hukukla ilgilenen, Kürt haklarını savunan geniş kitlelerle bütün Türkiye'de, hatta Avrupa çapında tanınmış, bilinen, sevilen, sayılan bir şahsiyetti. Senin özellikle Diyarbakır'da yurttaşların bu duruşma konusundaki değerlendirmeleri, izlenimleri nedir? Sokakta konuştuğun insan, kahvede yahut nerede rastlıyorsan, Diyarbakır'ın genel bir nabzını az çok temsil edebilecek yaklaşım nedir? İnsanlar ne düşünüyor bu duruşma hakkında soruyorum. Aslında Tahir Elçi öldürüldüğü zaman Sur'da insanlara mikrofon uzattığımda o dönemde bana şunu söylemişlerdi. Koskoca Tahir Elçi'yi vurdular. Bizi mi vurmayacaklar deyip yaşadıkları şeyleri bile anlatmamışlardı. Şimdiki yargılamada ise insanların aslında adaletin yerini bulmayacağını ve bu davanın da faali meçhule gideceğini düşünüyorlar. Ne yazık ki böyle bir hal var insanlarda ki Tahir Elçi de faali meçhul davalara bakmış ve kendine gerçekten adaleti adamış biriydi. Onun sonunun da yine baktığı davalar gibi davasının en azından faali meçhul kalacağı yönünde bir görüş hakim. Aslında önemli bir şeyi ben söylemek isterim. Biraz önce Hrant Dink davasından bahsettiniz. Tahir Elçi davasıyla birebir benziyor diye. Aslında dosya eklerine baktığımız zaman çok önemli bir şey var burada. BİMER'e başvuran bir polis var. Ve Tahir Elçi öldürüldükten 2 ay sonra Diyarbakır'da görev yaptığını belirten bir polis BİMER'e başvuruyor ve diyor ki istihbarat aracı o dönemde biliyorsunuz o sıra 2 kişi geliyor ya örgüt militanı olduğu söylenen. İstihbarat aracı 8 kilometre takip etti diyor bu kişileri. İstihbaratın bir ekibi de Tahir Elçi'yi takip ediyordu diyor. Ve bu kişinin 1 yıl boyunca Masum Gürkan'ın orada koşanlardan biri. Masum Gürkan'ın 1 yıl boyunca takip edildiğini ve istihbarat görevlerine işaret ediyor. Müfettiş raporunda da Masum Gürkan'ın dinlendiği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tevdi raporunda Gürkan'ın izlendiği belirtiliyor. Avukatlar bunun üzerine dinleme kayıtlarını istiyorlar. Savcılıkta emniyetten istiyor. Emniyet de diyor ki bunlar imhaya tabi verilerdir diyerek dosyaya bunları koymuyor. Ve silahlı olduğu bilinen bir kişi niye bu kadar rahat bir şekilde polisler araca yanaşabiliyor diyerek bir sürü soru işareti var aslında ifadesinde. Ancak bunların
araştırılmadığını görüyoruz ve son duruşmaya saatler kala da dosyaya iddianameye ek bir iddianamenin konulduğu haberini almıştık, haberini de yapmıştık. Ek iddianame konuluyor ve yine Uğur Yakışır'ın gizli tanık ifadelerine dayandırılarak Uğur Yakışır'ın Tahir Elçi'yi vurduğunu söylediği belirtilerek ek bir iddianame hazırlanıyor. Yani burada daha çok şunu görüyoruz. Tahir Elçi'nin ölümünün örgüt mensubu olduğu belirtilen evet. O Uğur Yakışır'a üzerine atılmaya çalışıldığını görüyoruz ki dediğimiz gibi bunu bilirkişi raporlarında da Uğur Yakışır'ın Tahir Elçi'ye ateş açmadığı da belirtiliyordu. Böyle bir durum söz konusu aslında bakıldığı zaman dava dosyasına. Gerçek kapatılmak için her şey yapılmış benim anladığım kadarıyla. Armağan, büyük bir ihtimalle sen de Tahir Elçi olayını diyelim, katledilmesini izledin. Senin özellikle daha önce izlediğin benzeri mahkemeler, duruşmalar itibarıyla burada gördüğün yeni, ilginç, Bahar'ın verdiği bilgiler çerçevesinde nasıl bir değerlendirme yaparsın? Şimdi keşke yeni ve ilginç şeyler söyleyebilsek. Ne acıdır ki şimdi Bahar'ın anlatımında da, Erkin anlatımında da, senin sorularında da hani insanın gerçekten içini sızlatan bir şey var. Türkiye'de adaletin hele de böylesi cinayetlerde yani hani faili meçhul diye kayıtlara geçeceği herkes tarafından biliniyor ve önceden kabul edilmiş durumda. Yani çünkü bu konuda çok fazla deneyimimiz var bizim. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca o kadar çok yüzleşilmesi gereken cinayet var ki. Şimdi siz konuşurken ben birdenbire onu geçirdim böyle gözümün önünden. Yani olur ha Türkiye bir gün demokratik bir ülke haline dönüşürse. Gerçekten de yani tarihimizde o kadar çok yüzleşmemiz gereken ve o kadar çok hani öğrenmemiz gereken şey var ki. Yine mahkeme salonlarından çıkamayacağız yani. Yani mahkeme salonu, hayır. Sanıklar değişebilir. Sanık dinlemek için tabii ki. Aynen, sanıklar değişebilir bu sefer. Yani keşke olabilse öyle olur, bir şey olur. Ama. Yani hani yargılama dışında hani bırakın yargılamayı, hiç olmazsa gerçeği öğrenebilsek. Yani kim neden öldürdü Tahir Elçi'yi? Yani hepimiz aslında biliyoruz. Hani herkesin bildiği bir sır denilir ya. Yani herkesin bildiği sır gerçekten de Tahir Elçi'nin neden öldürüldüğü, kim tarafından öldürüldüğü, Hrant Dink'in nasıl, neden ve kim tarafından öldürüldüğü. Hani keşke yeni ve ilginç bir durum olsa. Maalesef yok diyorsun, evet. Maalesef yok. Yani Türkiye'deki bu karanlık, yüzleşilmesi gereken cinayetler arasına karıştı. Birden dediğim gibi yani Tahir Elçi'nin öldürüldüğü o gün gözümün önünden geçti. Yani 10 Ekim katliamı gözümün önünden geçti. Bahar anlatırken bunları. Gerçekten son yıllarda ne kadar korkunç şeyler yaşadı bu ülke. Yani dediğim gibi o kadar çok şey var ki konuşulması, yüzleşilmesi, evet, gereken. Maalesef. Kolay kolay bitecek gibi değil. Bahar, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da sizin kentte meydana gelen ikinci önemli olay, güvenlik kuvvetlerinin HDP Merk il binası ve ilçe binasına yönelik baskınlarıydı. Sen de büyük bir ihtimalle haberi alır almaz olay yerine gidip bir gazeteci olarak izledin. İçeriyle temas kurma söz konusu oldu mu? İlk gittiğin zaman, yani o bina, işte sen de biliyorsun, ben de bilirim. O binanın önüne gidince ilk dikkatini çeken ne oldu? Onları biraz anlatır mısın? Aslında o binaya biz uzun süredir gidip geliyoruz ama neredeyse bir yıldan fazladır HDP il binası polis ablukasındaydı zaten. Orada aileler çadır kurmuş. Her açıklamaya gittiğimiz zaman bile polisin kameralarıyla karşılaşıyoruz, kayda alınıyoruz. Kimi zaman partiye girecek parti üyeleri bile kendi il binalarına girdikleri zaman polisin kimlik sormasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Böyle bir ortam var. Gittiğimiz zaman yine aynı şekilde bir polis ablukası vardı. Bahar, bir dakika hemen araya gireyim mi? Reji uyardı. Bu baskınla ilgili bir veteremiz varmış. Önce onu seyredelim, sonra sen devam et, olur mu? Bizi dayattı!
kez daha gözler önüne serdi. Çanta, torba ve poşetlerde gördüğünüz şeyler bu partinin flamaları, bu partinin seçim afişleri, bu partinin posterleridir. HDP ne bir baskınla, ne il başkanların gözaltına almasıyla, ne de bağırışları, çağırışlarıyla geri adım atacak bir parti değil. Biz bunları çok gördük. Bahar, maalesef zamanımız azaldı ama şu soruyu mutlaka sen de sormuşundur. Yani sen muhataplarına, HDP'lilere, diğer siyasilere, STK'lılara. Dev iktidar, siyasi iktidar HDP'ye neden saldırıyor? Bu soruyu sorduğun zaman ne tür cevaplar alıyorsun? Şimdi aslında çok kısa önemli bir şeyden bahsetmek isterim. Biraz önce Tahir Elçi davasına gelen ihbarlarda kolluğun sanık olduğu davalarda ihbarların nasıl göz ardı edildiğini ve soruşturulmadığını gördük. Burada ise bir ihbardan bahsediliyor. Çok kısa hemen onu aktarayım, ondan sonra sorunuza da geleceğim. Fiskaya'da, Sur ilçesi Fiskaya'da bir pankart asılıyor ve polise ihbar yapılıyor ve diyor ki, deniliyor ki burada bir pankart asıldı, tecrit konulu. Bunun üzerine mobese kameralarına bakıp oraya pankartı asanları getiren bir taksiciyi buluyorlar ve taksiciyi tespit ettikten sonra ifadesini alıyorlar. Taksici şunu diyor, bunları tabii avukattan öğrendiğimiz bilgileri aktarıyorum. Taksici ifadesinde şunu diyor, pankartı asan iki genci ben Yenişehir ilçe binası yakınından aldım, HDP il binasını yakınına bıraktım diyor. Bu ifadesinin üzerine de HDP'ye bir baskın düzenleniyor. İhbar, böyle bir ihbar üzerine bir baskın söz konusu. Yani sadece bu ifade üzerine yapılmış bir baskından bunu söyleyen de avukat Mehmet Öner. Yani onunla bugün görüştüm, bu baskının nedenini merak ediyoruz dedim. Ve aslında biz orada beklerken hala HDP il başkanları televizyonumuza da bağlandılar, açıklamalar yaptılar. O ana kadar haklarında bir gözaltı kararı bile yoktu. Ve biz saat 7'ye doğru onlar hakkındaki gözaltı kararının gelmesini bekledik savcılıktan. Öyle çıkarıldılar HDP il binasından. HDP'ye uzun süredir baskılar var, gözaltılar var. Sanırım 5000'den fazla partili içeride. Bir yıldır orada aileler var, çocuklarını bekleyen aileler var. Bir sürü birçok manşet atıldı medyada. İşte HDP'nin daha adam yolladığı benzeri manşetler atıldı. Buna rağmen bir soruşturma yürütülmedi aslında orada ve bir anda oraya bir baskın yapıldı. Ne varsa toplanıldı. Bunu biliyoruz. Avukatların söylediği süpürgeleri de götürmüşler değil mi? Süpürge sapları, kovalar, bayraklar, yine TCA Özgür Kadın Hareketi'ne ait 1000'e yakın boş ajanda, yeni basılmış ajandalar. Aslında işte HDP'nin arşivleri, yakında sanırım yeni soruşturmaları da beraberinde getirecek şeyler. Yani orada ne olursa torbalara atılmış bir baskından bahsediyoruz. Tabii ki burada dediğim gibi aslında kentte sesini çıkaran herkes burada gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor. Yani burada muhaliflere yönelik Diyarbakır'da dediğimiz gibi mikrofon uzatacağımız kişi kalmadı. Her iktidarı, her eleştiren gözaltına alınıyor. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütü temsilcileri, HDP'liler. Böyle bir hava hakim. Pandemi gerekçesiyle de aslında kentte açıklamalara da izin verilmiyor. Tepkiler bastırılmaya çalışılıyor. İnsanlar yazılı açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Dışarıda açıklamalara izin verilmiyor. Sindirmeye yönelik olarak yorumlanıyor. Seçimde aslında bir anlamda yine olası bir ittifakı engellemeye dönük olduğu belirtiliyor. Böyle okunuyor aslında buradaki anladım. Gözaltı. Bahar çok teşekkürler. Maalesef zamanımız azaldı. Armağan izin verirsen seninle bir dünya turuna çıkacağız ama çok hızlı bir şekilde. Dünya turuna mecburen Türkiye'den başlıyoruz. Onun için en önemli can alıcı mesele, kelimenin gerçek anlamıyla can alıcı mesele koronavirüs.
Erk'e önce söz vereceğim. Erk, sen her hafta bu işin önemli uzmanlarından biri olan Çağhan Hoca'yla, Doktor Çağhan Kızıl'la konuşuyorsun. Onun geçen hafta da konuştuğunu, yani dün de onunla temasın oldu. Nedir? Beş cümlede ama, çünkü daha sonra Armağan'ın gireceği bir sürü konu var. Türkiye'deki durum. Yani bu koşullarla, bu önlemlerle, bu aldatmacalarla koronavirüsün Türkiye'de önlenmesi mümkün değil. Zaten bugünkü sayılarda bunu gösteriyor. 2165 yeni vaka var. Resmi vaka, ve, resmi vaka evet, bunlar evet, değil mi? Ve 74'te yeni yaşamını yitiren hasta sayısı var. Fakat buna ilave olarak... Hasta mı, vaka mı? Vaka ölmüyordu galiba değil mi? Hasta ölmüyor. Yani, yok artık 74 ölüm olduğuna göre herhalde vakadan sayılıyordur bu en azından. Ama çok daha önemli bir şey var Ragıp abi. Onu da kısaca özetlemek isterim. Bu da grip aşısının Türkiye'de bulunmaması. Odak programında o konu işte. Evet, 1 milyon 300 bin grip aşısı gelmiş. Ama 40 milyona yakın ihtiyaç sahibi var. Ve bu aşılar, dün Sayın Gamze Taşçıer benim programımdaydı, Eczacı CHP milletvekili, şöyle söyledi. Bu aşılar geldi, bu aşıların ne yapacaklarını bilmedikleri için bir haftada beklettiler. Bir hafta bekletince aslında Ekim başında insanların aşı olması gerekiyordu. Sonradan etkisi kayboluyordu. Yani. Aşağı yukarı evet, etkisi de geçti azalıyor bu aşıların. Tabii burada yine iktidarın beceriksizliği, yani bir doktor 4000 reçetede 4000 kişide 3 kişiye grip aşısı yazıyor. Onun ötesinde eczanelerde artık bulunamadığı söyleniyor. İnsanlar kuyruktalar. Hani kalp hastaları, yaşı ilerlemiş insanlar, solunum yetmezliği problemleri olanlar, böbrek yetmezliği olanlar bu yaş aşıyı mutlaka yapmak durumunda. Ama 1 milyon 300 bin kişiye bu saydığımız hastalar arasında da bu aşının yetecek gibi olmadığı görünüyor. Yani neden bu aşı meselesi önemli? Salgınla beraber grip çok birleşirse daha çok daha etkili olacak ve çok daha öldürücü olacak. Ölümler özellikle yaşı ilerlemiş insanlarda çok daha fazlaşacak deniyorlar. Ama Türkiye hiçbir şeyi beceremediği gibi, yani maskeden IBAN istemeye kadar ne yazık ki bu durumunda üstesinden gelemedi. Evet, sıkıntılı günler bekliyor. Maalesef. Evet. Armağan, izin verirsen çok hızlı bir soru cevap yapacağız. 3 veya 4 cümleyle yanıtlayabilirsen ki sentetik becerilerin ne kadar yüksek olduğunu bilirim. Programı kapatacağız. Soru 1. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'den neden çekildi? Şimdi bu çok tartışmalı tabii. İdlib'den neden çekildiği sorusunu sanırım Libya'da tarafların imzaladığı ateşkese ile birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü Libya'da savaşan taraflar ateşkes imzaladılar. Kalıcı bir ateşkes imzaladılar. Bu kalıcı ateşkesin en önemli maddelerinden bir tanesi de tabii yabancı askerlerin 90 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi. Şimdi bunun neden ilgisi var? Oradan Mavi Vatan'a geçelim. Mavi Vatan hikayesi, yani artık ben doktrini falan demiyorum, hikayesi deyip geçelim. Çünkü masal deyip geçelim. Yani hani büyüklere masallar gibi. O projede çökmüş durumda. Çünkü NATO'dan da açıklama var zaten. NATO'dan yapılan açıklamada 28 Ekim'de Türkiye'nin, işte 29 Ekim'de Yunanistan'ın yapacağı tatbikatların ertelendiği söylendi. Yani şimdilik Mavi Vatan doktrini Libya ve işte Yunanistan ayağıyla birlikte askıya alınmış durumda. Evet, 3 cümle demiştim, 9 cümle oldu. İkinci soruya geçiyorum. Karabağ'da Türkiye sahadaydı ama diplomatik masaya davet edilmedi. Bu bir yenilgi sayılır mı? Tamam. Şimdi o şeye devam ediyoruz. Türkiye İdlib'den neden çekildi turuna. Evet, bu bir yenilgi sayılır. Türkiye açısından büyük bir yenilgi sayılır. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Rusya burada ciddi bir şekilde sahada avantaj kazandı. Herkese, dosta, düşmana dedi ki buranın sahibi benim, ben karar veririm. Şimdi buna Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var. Neden Rusya masada var, biz yokuz?
İşte o sorunun cevabı, hani bizim de arka bahçemiz Azerbaycan, Rusya'nın arka bahçesi Ermenistan'sa, o sorunun cevabını Putin verdi. Hayır, sen masada olmayacaksın dedi. Şimdi bütün bu yenilgilerle beraber Türkiye'nin bir başarıya ihtiyacı var. Türkiye zorda kaldığı zaman, özellikle dış politikada zorda kaldığı zaman çözümü Türklere saldırmak, pardon, Kürtlere saldırmakta bulur. Son yapılan yorumlarda İdlib'den çekilme değil ama işte bir yığma durumu da olabilir ve Rusya'da belli ölçülerde Kürtlere saldırmasına izin verebilir. Çünkü Rusya ile Kürtlerin masada yaptığı bir konuşma var, güçlerinizi azaltın şeklinde. Önümüzdeki hafta sanırım bunun ayrıntılarını daha fazla konuşacağız. Çünkü Türkiye'deki egemen medya, işte neyse, saray medyası da bunun yani Kürtlere yeni bir saldırı, hem içeride hem dışarıdaki içerideki saldırıları bahar ayrıntılarıyla anlattı. Dışarıda da bir saldırı gelebilir diye yorumlanıyor. AB açısından, Brüksel açısından bakman gerekirse Ankara-Atina çelişkisi ve Doğu Akdeniz'de son durum nedir? Ya Doğu Akdeniz'deki son durum tabii, hani Avrupa Birliği son yıllarda şeye, dış politikaya birebir etkili olamıyor. Çünkü Türkiye'nin elinde kullandığı çok etkili bir silah var, göçmen silahı. Şimdi benzer bir silahı Libya'da da kullanmaya hazırlandığı yolunda iddialar var. İtalya'dan bu konuda bir açıklama var. Çünkü eğer Libya'da ateşkes sağlanır ve gerçekten de yabancı askerlerin, ki Tayyip Erdoğan şimdilik onlara Wagnercilerin diyor ama öbür tarafta da Türkiye'nin paralı askerlerinin olduğunu biliyoruz. Yani İslamcı bir ordu var orada, El-Kaide'ci bir ordu var. Onların İtalya'ya geçebileceği endişesi var. O nedenle Avrupa Birliği çok etkili olamıyor. Elinde kullanabileceği silahlar zaten Türkiye'nin artık Avrupa Birliği ile ilgili, hani Doğu Akdeniz meselesinden dolayı değil. Zaten hani Avrupa Birliği ölçülerine baktığımız zaman Türkiye artık çok geride. Dolayısıyla bilmiyorum, Avrupa Birliği açısından okumayı çok doğru bulmuyorum. Daha çok Rusya ve Amerika açısından fazla, bakmayı fazla daha bir şey çıkmaz diyorsun yani oradan. Son evet, soru. Evet. Son soru, dün akşam izlemişindir büyük ihtimalle ya saat farkı nedeniyle, da başka zaman da olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler. Değinelim. Başka bir nokta mı vardı? Buyur. Çok kısa Kıbrıs'a değinelim çünkü Kıbrıs'ta seçimler yapıldı geçtiğimiz hafta. Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi. Bu tabii Mavi Vatan Türkiye açısından hala bir önemi varsa Mavi Vatan açısından önemli sayılıyor. İki tane şey söyleyeceğim, iki görüş söyleyeceğim bu konuda. Birincisi SETA, yani iktidar destekli, işte kendisini bir grup olarak tanımlayan ama iktidara genellikle görüş hazırlayan kurum. Diyor ki bu Ersin Tatar'ın seçilmesi, birincisi iki devletli çözüm öne çıkacak, ikincisi ana vatanla yakın ilişkiler kurulacak, üç mavi vatan doktrini ve altyapı yatırımları kapsamında Türkiye ile işbirliği artacak. Şimdi bir karşı görüş buna hemen Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamenteri, aynı zamanda Kıbrıs'ta barış konusunda yıllardır mücadele eden bir isim. O diyor ki ekonomide Türk sermayesi öne geçecek, yani bir el değiştirme var, özelleştirme yoluyla özellikle ciddi bir el değiştirme var. Bunlar Türklerin ellerine geçiriliyor. Nüfus mühendisliği yapılıyor Kıbrıs'ta. Dolayısıyla işte Türklerin gücü arttırılmaya çalışılıyor. İki devletli çözüm diye bir şey yok. Çünkü iki devletli çözüm sadece ve sadece Türkiye'nin tanıdığı bir devlet olursun. Bunun adı İlhak'tır diye geçelim istersen. Hemen Amerika'ya geçelim. Oradan Amerika'ya geçelim. Dün çok heyecanlı bir tartışma vardı. O tartışmada işte son tartışmaydı. 3 Kasım'da biliyorsunuz seçimler. Evet. Bir taraftan da oy verme başladı. 3 Kasım'da yapılacak seçimler. Oy verme şimdiden başladı. Rekor posta yoluyla ve erken kurulan sandıklarda şu ana kadar 50 milyon seçmenin oy kullandığı söyleniyor. Ki 2016 yılında zaten 130
137 milyon seçmen toplam oy kullanmış. Ama bu seçimlerde bunun daha yüksek olması, 150 milyon dolayında olması bekleniyor. Postayla oy kullanma konusunda biliyorsunuz Trump'ın endişeleri vardı. Ama işte daha önceki seçimde, 2016 seçiminde kendisi de posta yoluyla oy kullanmıştı. Bu sefer sandıkta oy kullanacakmış. Tartışma tam bir şeydi, yani fiyaskoydu Trump açısından. Trump bir yine bir ilkokul çocuğu görünümünde çıktı ve koronavirüs konusunda tabii ki tartışmalar yoğunlaştı. Koronavirüsü ben yapmadım, Çin'in hatası. Hani ben yapmadım, Mickey yaptı gibi, ben yapmadım, Çin yaptı, niye beni suçluyorsunuz gibi bir yaklaşımdı. Vahim olan şey şu, tartışma büyük ölçüde yolsuzluklar, her iki adayın birbirine ilişkin yolsuzluk iddialarıyla geçti ki bir bölümü kanıtlanmış, bir bölümü kanıtlanmamış. Biden'a konusundaki Trump'ın iddialarının hiçbiri kanıtlanmamış iddialardı. Ama Biden'ın yönelttiği, yani hala vergi hesaplarını neden açıklamadın sorusu yanıtsız kaldı. Vahim olan şey, Amerika Birleşik Devletleri seçiminde bile yolsuzluk meselesinin, yani ben seçilirsem ne yapacağım değil, yolsuzluk meselesinin birinci gündem, evet, olması, evet, dünyada yolsuzluklar meselesinin ne hale geldiğinin bir göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri seçimi, bu seçim gerçekten önemli. Evet, herkes gibi ben de biliyorum, Amerika'da başkanlar değişir, sistem değişmez. Ama başka bir şey var bu sefer. Trump gibi diktatör heveslisi, otoriteryanizm heveslisi bir başkanın devrilmesi işte sokağa umut verecek. Bu açıdan bence çok önemli. Yani Trump'ın yenilmesinin bir önemi var. Armağan, Armağan çok teşekkürler. Ama şey, doluyoruz vaktimiz. Bir daha gelecek hafta nasıl daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedi'ye çok teşekkürler. Artı gerçek yazarı Armağan Kargılı'ya çok teşekkürler. Erk, maalesef sana söz hakkı kalmadı. Artı TV programcısı Erk'e de çok teşekkürler. Gelecek hafta bu programı zaten Celal Başlangıç hazırlayıp sunacak. Hepinize iyi akşamlar.